Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nuh'un Gemisi Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Evet, bugün Allah nasip ederse Yunus suresinden devam edeceğiz, 61. ayetten. Yunus suresi arkadaşlar 10. sure. Şimdi tabi bu seneki Ramazan ayında yaptığımız Kur'an sohbetlerinin hiçbirini canlı yapmamıştık. Yani bu defa canlı olmuş olsun dedik bakalım. Efendim, bu da böyle farklı bir tecrübe olsun. 61. ayeti dün okumuştuk ama dün biraz burada yoğunluk vardı. İşte servis falan geldi. Dolayısıyla Kur'an sohbetimizi kısa yapmak durumunda kalmıştık. Şimdi yine 61. ayetten tekrar başlayalım. Ramazan'ı da arkadaşlar artık diğer yarısına geçtik. Yani yarısını geçtik, yarıladık. İnşallah bereketli bir Ramazan geçiriyorsunuzdur. Tabii ki bizdeki bu bereket her türlü, yani hem maddi anlamda, manevi anlamda, siyasal anlamda, dini doğru kavramak anlamında, Kur'an'la irtibatı güçlendirmek bağlamında çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir kavram. Evet, 61. ayetten devam edelim. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Gözlüğümü ne yaptım acaba? Evet, yani bu gözlüğü de tak çıkar tak çıkar. Şimdi geçen de söylediğim gibi yakın mesafede okuyamıyoruz. Çıkarınca gözümüz ağrıyor. Evet, 61. ayetten başlıyoruz arkadaşlar. Ve sen ey peygamber, hangi koşullarda olursan ol, bu ilahi kitaptan okunacak hangi konuyu dile getirirsen getir. Ve siz ey insanlar, hangi işi yaparsanız yapın, unutmayın ki siz bu işlere giriştiğiniz andan itibaren biz üzerinizde gözlemci bulunuyoruz. Çünkü ne yerde ne de gökte tartıya gelmeyecek kadar küçük şeyler bile senin Rabbinin bilgisinden kaçamaz. Ne bundan daha da küçüğü ne de bundan büyüğü yoktur ki onun apaçık takdirinde kaydedilmiş olmasın. Arkadaşlar, dün biraz değinmiştik. Yani bu son derece önemli bir mevzu. Bugün de birazcık açmış olalım. Önceki sohbetlerimizde de bunu çok değerlendirmiştik. Şimdi birincisi diyor ki arkadaşlar, ya peygamberimizin yaptığı faaliyetler, Müslümanların yaptığı faaliyetler, müşriklerin yaptığı karşı koyuşlar, faaliyetler, işte kafirlerin, zalimlerin, her neyse. Bütün bu süreç alemlerin Rabbi olan Allah'ın gözetiminde ilerliyor. Rabbimiz her şeyi kaydetmektedir. Her şeyi gözlemlemektedir. Bu niye önemli? Şimdi bakın, yani bunu ısrarla işlediğim bir konu aslında. Yani bunun üzerine çokça durmalıyız. Aslında egemenler çokça duruyor. Ona muhalefet eden işte bağımsız sanatçılar, düşünürler çokça durmaya çalışıyorlar. Ama Müslümanların yeterince bu konuda bir müktesebata sahip olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Yani göremiyoruz. Bu nedir? Gözetlemek, takip etmek, gözlemlemek, kayıt altına almak. Niye önemli? Çünkü kim gözetliyorsan Tanrı odur. Otorite odur. Yani gözetleme, takip etme gücü varsa, kayıt altına alma gücü varsa, işte yeryüzünde egemenler de diyorlar ki işte tamam, sizin Rabbiniz kayıt altına mı alıyor? İşte sizin ilahınız gözetliyor mu? Sizi yakından takip ediyor mu? Biz de aynısını yapacağız. Çünkü biz onu reddediyoruz zaten, onu kabul etmiyoruz. Biz onun yerine geçmeye çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla onun iktidarını reddettiğimiz için, yeni bir iktidar alanı yaratmak, var etmek istediğimiz için bu görüp gözetleme, takip etme misyonunu biz üzerimize alacağız, devralacağız. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Özellikle günümüzdeki bu dijital araçları da arkadaşlar çok kullanarak, dijital imkanları da fazlasıyla kullanarak işte insanı, işte mümin, muvahhid, işte onun muarızı kim varsa herkesi takip ediyorlar. Efendim işte kredi kartının kullanmasından takip ediyor, cep telefonu sinyalleriyle efendim takip ediyor, işte mobeste kameralarıyla takip ediyor. Yani her türlü imkanla böyle onları kayıt altına alarak takip ediyor.
Takip edemediği dedik tek bir alan var. O da ahiret alanı. Oraya kamera uzatamıyor. Gizli kamera uzatamıyor. Bir yere çip takamıyor. İşte bir böcek dinleme cihazı falan koyamıyor. Dolayısıyla oraya uzanabilse mutlak manada ilahlığını iddia etmiş olacak. Ama orayı reddediyor zaten. Ama reddetse de Müslümanların, inananların ahiretle kendilerini korkutma tehditlerinden yine de çekiniyor böyle. Tedirgin oluyor. Ya diyor biz bunları işte yeryüzünde alabildiğine yenilgiye uğrattık. Püskürttük. Ama bunlar bu gücü, bu motivasyonu nereden alıyorlar? Yani bu ahiret dedikleri yerde ne var onları motive edecek? Şurayı bir gözlemleyelim. Oraya bir kamera uzatalım diyecekler belki ama diyemiyorlar tabii. İnanmadıkları bir yer. İnansalar da zaten bunu yapamazlar. Dolayısıyla Rabbimizle yarışmaları aslında bu noktada hüsranla neticeleniyor. Ama işin peşini bırakmıyorlar. Onu da görmemiz lazım. İnsana bütün bir yaşamı dar etmek, insanı kayıt altına almakla arkadaşlar, efendim kendilerini ne yapmışlar? Görevli kabul etmişler. O yüzden alemlerin Rabbi ne diyor? Efendim, biz diyor her adımınızda üzerinizde gözlemci bulunuyoruz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. En ufak bir efendim hareketlilik bile bizim kaydımız altında, gözlemimiz altında ama hemen burada tabii çok kaderci bir takım yorumlar yapıyorlar. Bunlar da doğru şeyler değil. Oradan çıkmak lazım. Dolayısıyla Rabbimizin görüp gözetlemeyle ilgili iddialarını, vurgularını, değerlendirmelerini bu siyasal zeminden, bu egemenlik efendim tartışması, kapışması zemininden, bu kim otorite olacak? O zeminden okumalıyız arkadaşlar. Oradan değerlendirmeliyiz. 62. Unutmayın ki Allah'a yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur. Onlar acı ve üzüntü çekmeyecekler. Şimdi hem bu dünyada hem ahirette tabii ki Allah'a iman eden, ona teslim olanların korkması için bir neden yok. Az önceki meseleyle ilgili de neden yok. Diyelim eğer bir Müslüman olarak, onurlu, namuslu, haysiyetli birisi olarak, bir insan olarak, yani gizli kapaklı her yerde Rabbiniz var veya sınanacaksınız veya vicdanen, ahlaken sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz bağlamında şey yaptığınız vakit, meseleye yaklaştığınız vakit sizi kamerayla takip etmişler, etmemişler zaten bir ehemmiyeti yok. Hatta sizi takip etmelerini bile isteyebilirsiniz. Çünkü bir tebliğ, bir propaganda, bir politik manada, siyasal manada önünüzü açan bir faaliyet olarak bile değerlendirebilirsiniz. Ama gizli kapaklı işler çeviriyorsanız, yani şu özellikle Tevbe suresinde üzerinde çokça durduğumuz o nifak, münafıklık meselesinde olduğu gibi, yani burada başka, kapalı yerde başka, açık alanda başka, efendim Müslümanın yanında ayrı, müşriğin yanında ayrı bir kimlik izharında bulunuyorsanız, bir beyanatta bulunuyorsanız o zaman takip edilmekten hoşlanmazsınız. Ama şeffafsanız, açıksanız, mesajınızın insanlara ulaşmasını istiyorsanız hakikaten sorun yok yani. İşte o yüzden unutmayın ki diyor Allah'a yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur diyor arkadaşlar Cenab-ı Allah. Onlar acı ve üzüntü çekmeyecekler. Bu dünyada da o anlamda herhangi bir takibattan korkmalarını gerektirecek bir şey yok. Ahirette de zaten ödüllendirilecekler inşallah. Onlar imana erişip Allah'a karşı bilinçli ve duyarlı kalmaya çalışan kimselerdir. Evet, yani bir takva ehli olarak, bilinç ehli olarak efendim yaşamak ayrı bir şey. O zaman zaten gece gündüz arkadaşlar, 7-24 o duyarlılıkla var olacağınız için ne olacak? Herhangi bir sıkıntı zaten yaşamayacaksınız. Kendinizi insanlığın, cümle mevcudatın hizmetine, tabiatın hizmetine atayacaksınız. Ve özellikle hemen az önce bahsettiği o egemenlik ve otorite kimde? Kim olacak yani egemen? Otorite kimdir? Dendiği zaman sizin tavrınız böylece ne olmuş olacak? Allah'tan yana olmuş olacak. Onlar için hem bu dünya hayatında hem de sonraki hayatta müjdeler var. Evet, az önce dediğimiz gibi hem burada hem diğer tarafta.
Ve Allah'ın vaatlerinde asla bir değişme olmayacak olduğuna göre. İşte budur en büyük zafer, en büyük başarı. Allah diyor vaadinden dönmez arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde. Tabi buna inanıyorsanız. Dolayısıyla vaadinden dönmeyeceğine göre hem bu dünyada hem ahirette size müjde, mutluluk, güzellik vaat etmiş olduğuna göre bunu bulacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Bir şüpheye düşmenize gerek yok. 65. Bu itibarla hak inkar edenlerin sözleri sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'a özgüdür. Her şeyi işiten O'dur. Her şeyi özüyle bilen. Şimdi gerek Peygamberimizin bir de Yunus suresinin Mekke döneminin en sonlarında inen bir sure olduğunu düşünecek olursak kıymetli arkadaşlar. Hakkı inkar edenlerin sözleri tabi Peygamberimiz ve bütün Müslümanları incitiyor, acıtıyor. Yani bir tıkanmışlık var. Belki hareketleri belli bir aşamadan sonra yol alamıyor. Değişik bağlantılar kurmaya çalışıyor ama durumu belli değil. Belki Medinelilerle temasta filan ama sonuçta bir belirsizlik var. Yani gelecek her zaman belirsizlik demek insanlar için. Efendim Taif'le daha önceki yıllarda irtibatları olmuş. Maalesef olumsuz sonuçlanmış. Başka Arap kabileleriyle aynı şekilde görüşmeleri olmuş. Olumsuz sonuçlanmış. İşte Habeşistan'a heyetler göndermiş. Tabii Habeşistan genellikle bizim siyer tarihimizde maalesef bir sığınma olarak, bir iltica olarak adlandırılıyor veya tanımlandırılıyor. Bu doğru değil. Yani Habeşistan'a giden insanlar acaba orada bir kontak kurabilir miyiz? Ki oranın yöneticisi de Hristiyan olduğu için ehli kitaptan dolayısıyla Kur'an mesajını çok rahat algılayabilir, benimseyebilir diye aslında Peygamberimiz ve Müslümanlar bir beklenti içine girmişlerdi. Orada bir ne diyelim yani İslam'ın, İslam hareketinin, İslami davetin, mücadelenin bir merkezi olabilir mi, üssü olabilir mi yani orası? O manada sevgili arkadaşlar böyle bir niyetle Habeşistan hicreti gerçekleşmişti. Ama bizdeki hicret okumaları genellikle iltica ile karıştırılıyor. Bakın bu oldukça önemli. Yani iltica etmek can havliyle bir yere sığınmak anlamına gelir. Bu başka bir şey. Can havliyle bir yere sığınmak ayrı bir şeydir. Tamam, kendi yurdunda barınamamışsın, hareketin muvaffak olamamış, eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ama gittiğin yerde ki aslında şöyle düşünün, Mekke'deki hareketin böyle bir sıkışma içine girmesi çok önceki yıllara dayanıyor. Ama Peygamberimiz yeni bir üs arayışını tamamlayamadığı için Müslümanları oradan çıkarmadı aslında. O biliyor zaten, görüyor. Orada hareket tıkanmış yani. Ne ilerleme var ne gerileme var. Görüşmeleri de sonuçsuz kaldığı için Taif'le, diğer efendim, Arap kabileleri bazılarıyla, işte Habeşistan'la filan. Peygamberimiz insanları çıkaramadı arkadaşlar. Ne zaman ki işte Medineli Müslümanlar da işte Akabe biatlarını filan yaptı. Evet, kendisine yurtlanabileceği bir mıntıka, bir mekan bulabildiği için artık Müslümanları hicrete teşvik etti, yönlendirdi. Ya bu hicret mantığına geldi de yine mesele, yani bunu çok şey yapmamız gerekiyor. Yani konuşmamız gerekiyor. Hep konuştuk yani diğer sohbetlerde de ama bunu tartışmaya devam etmeliyiz. Birincisi, nereye gidecekler Müslümanlar? Yurtlanabilecekleri böyle bir mıntıkaya gidecekler arkadaşlar. Bu mıntıkayı nasıl bulacaklar? Tabii önce oraya bir elçi gönderecekler. Oraya bir mesajı gönderecekler. Mesela Habeşistan'a giden aslında ilk grup bu şekilde yani. Belli bir topluluk orada bir İslam'ın modellemesini yapmaya gidiyor. Orada işte Kur'an mesajının, vahyinin mayalanmasını efendim sağlamaya gidiyor. Medine'de de benzeri var mı? Tabii ki var. İşte Musab bin Umeyr'ler, arkadaşları filan. Ve o mesaj mayalandıktan sonra oranın ahalisi ya da en azından bir kısmı, evet diyorlar ya, biz bu mesajın arkasında dururuz yani. Peygamber ve Müslümanlar orada kuşatılmışlar. Orada böyle mesajları abluka altına alınmış.
Biz burada dururuz yani. Burayı bir hareketin üssü, merkezi haline getirebiliriz diyorlar. Dolayısıyla halihazıra gelelim. Yani halihazıra geldiğimiz zaman dünyanın herhangi bir yerinde İslam hareketi farklı farklı işte yapılanmaların, coğrafyalardaki modellemelerin her neyse hepsi için bu mümkün. Mesajı üreten bütün gruplar için, ekipler için bu mümkün. O ne yapıyor? Mesajı alıyor, algılıyor, onun elçileriyle, önden gelenlerle efendim şey yapıyor, müzakere ediyor. Onlar da biraz bir yaşam modeli oluşturuyorlar. Dostluklarını, yoldaşlıklarını, arkadaşlıklarını görüyorlar. Ve ondan sonra o mesajın asıl sahiplerini kendi mekanları o mesajın merkezi olmak üzere oraya davet ediyorlar. Biz sizin yanınızda dururuz yani. Dolayısıyla bunu küçük ölçekli arkadaşlar aynı ülke içerisinde, aynı bölge coğrafya içerisindeki hareketliliklere de yorabiliriz. Yani buralarda da bunların bir benzerini yapabiliriz. Yapmalıyız yani daha doğrusu. Evet. Şimdi dolayısıyla buradan gelmişti. Sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'a özgüdür. Onlar dönemsel olarak senin canını sıkabilirler. Efendim seni kendi yurdunda dilsiz bırakmaya çalışabilirler. Ama diyor mutlak kudret Allah'a özgüdür derken oradan bir takım işaretlerde bulunuyor. Siz bunu ister şöyle algılayın efendim, siz söyleyin. Mekke'den çıkılacak. Kudret sahibi Cenab-ı Allah onlara bir yol gösterecek. Ve onlar gerçek kudret sahibinin kim olduğunu bir şekilde görecekler. Böyle bir işaret olarak da okuyabiliriz. Dönemsel olarak kesinlikle buna mani hiçbir şey yok. Bir de mutlak manada, teorik manada Rabbimiz kimin üstün olduğunu zaten söylüyor. Ya bu çok önemli bir şey. Biz ona sığındığımız zaman, yani yeryüzündeki kapışmalarımız neticesinde daralıp bunaldığımız zaman ona sığınırsak mutlak güç ve kudretin kimde olduğunu idrak eder ve insanlara aktarırsak zaten o üzüntü verici sözler, etrafımızdaki kuşatma ne yapacak arkadaşlar? Bir şekilde anlamsız kalacak. 66. Unutmayın ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez Allah'a aittir. Yani o yaratmış çünkü. Çok iyi. Hal böyleyken peki Allah dışında tanrısal nitelikler yakıştırılan varlıklara yalvarıp yakaran kimseler böyle yapmakla neye uyuyorlar? Sadece zanna uyuyorlar. Yalnızca tahmine dayanıyorlar. Ya kime yöneldin? Bir ideolojik bir yapıya, işte soyut, somut, bütün varlıklara, finansa, putlara, bir takım işte ulusal kutsallar ürettin, dünyevi kutsallar ürettin. Kime? Ya bunların hepsini zaten Allah yaratmış. Kur'an-ı Kerim diyor ki ya bunların hepsini biz yarattık diyor Cenab-ı Allah. Bir de bunları bize rakip olarak Tanrı ihdas ettiler. Tanrı ilan ettiler. Bu nasıl bir mantık yani? Gerçekten anlamak çok zor arkadaşlar. Evet. Oysa bağrında dinlenesiniz diye geceyi ve işlerinizi görüp gözetesiniz diye gündüzü var eden O'dur. İşte bunda dinleyip ders almak isteyen insanlar için ayetler vardır. Çok basit bir şey söylüyor bakın. Yani siz diyor ki ne yaptınız kardeşim? Bütün işte Allah'ın yarattıklarını Allah'a rakip olarak Tanrı edindiniz yani. Tanrı ihdas ve ilan ettiniz. Tanrısal alanlar yarattınız. Çok halbuki mesela bunların çok küçücük ya yani Rabbimiz nazarında tabii yani veya sizin küçük olarak gördüğünüz veya hiç dikkate değer sayıp anmadığınız bir nimet olarak diyelim ki efendim geceyle gündüzün varlığı hiç üzerine düşündünüz mü? Düşünmüyoruz yani zaten hem yazılı sözel ayetler hakkında da düşünmüyoruz layık-ı veçhile hem kevni olanlar hakkında da düşünmüyoruz. Hemen gece ile gündüz örnek gösteriyor Cenab-ı Allah. Mesela yeryüzünde o Tanrı ilan ettiğiniz bütün sistemler, ideolojiler, somut soyut varlıklar, en basit bu meseleyi, en basitinden bu meseleyi, bu meseleyle ilgili
Bir alternatif getirebilirler mi? Böyle bir nimet ve imkan size sunabilirler mi? Gece ile gündüzün varlığı ne kadar önemli değil mi? Diyor ki bak, bağrında dinlenebilesiniz diye geceyi diyor arkadaşlar. Yarattık diyor. Sonra işlerinizi görebilesiniz diye gündüzü. Evet. Bunu bile yapamıyorlar ama siz onların peşine gidiyorsunuz. 68. Bütün bu açıklamalardan sonra yine de Allah kendine bir oğul edindi diyorlar. O yüceler yücesi kendisine yakışmayacak niteliklerden kesinlikle uzaktır. Ehli kitapla tartışmaya devam ediyor. Her bakımdan mutlak olarak kendine yeterlidir. Göklerde ve yerde var olan her şey ona aittir. Şimdi arkadaşlar, yani bu burayı unutturmayın bana, yani diyeceğim de. Evet, bir giriyor bir çıkıyor diyelim, izleyiciler nasıl unutturmayacaklar. Yani şimdi bir kitap göstermek istiyorum. Bu tarz kitapları biraz takip etmeye çalışıyorum. Gücüm yettikçe. İşte nedir? Görüyorsunuzdur umarım. Yapay Sen. Evet. Susan Schneider diye okunuyordur herhalde yani. Cahil aklımızda o kadar okumuş olalım. Şimdi mesela diyor ki bakın. Her bakımdan mutlak olarak kendine yeterlidir diyor. Mutlak olarak kendine yeterlidir. Şimdi burada yapay zeka ve zihnin geleceği arkadaşlar. Şu alt başlık yapay zeka ve zihnin geleceği. Şimdi mesela burada çok ilginç şeyler var hakikaten. İşte bu dijitalleşmenin artmasıyla, ilerlemesiyle birlikte arkadaşlar insanlığın yeni bir evreye geçeceği filan konuşuluyor. İşte transhümanizm tartışmaları. Hatta şurada bir transhümanist bir derneğin galiba bir beyannamesi vardı. Transhümanizm, evet, deklarasyonu. Evet, Dünya Transhümanizm Derneği 98 yılında felsefeci David Pearce ve Nick Bostrom tarafından kurulmuş bir şey. Şurada bakın. Transhümanist deklarasyon diyor. Bir deklarasyon efendim şey yapmışlar arkadaşlar, yayınlamışlar. Şimdi transhümanizm 1957'de ilk kez bu kavram kullanılmış da Türkiye'de son yıllarda ancak yani popülarite kazandı. Şimdi ne yapıyor? İnsan başka bir boyuta geçecek mi yani transhümanizm tartışmaları çerçevesinde? İşte şimdi Allah diyor ki burada mutlak manada diyor arkadaşlar kendine yeterlidir. Herhangi bir varlığa dış kaynağa ihtiyaç duymadı. Şimdi bakın şurada bir genç kız var. Onu da göstereyim şöyle. Umarım görünüyordur. Bu genç kız nörobilim alanında mı işte bir yerde bir şey yapacakmış. Yüksek yapacakmış. Efendim nörobilim merkezinde diyor. Beyin programından kabul edildim. Kötü haber ise şu diyor, o iyi haberdi. Beynimde bir tümör var. Ölecek yani. Burada Kim Suzy Alcor'da kendisini ve başkalarının artık dondurulmuş olduğu konteynerların yanında röportaj verirken. Burada donduruyorlar arkadaşlar. Şu arkalarda silindir şeklinde şeyler var. Bakın efendim tüpler var. Bu kız da şu yandaki yaşlı beyefendi oranın yöneticilerinden, görevlilerinden. Bu kız da, hanım kız da 23 yaşında, beyninde tümör olduğu için öleceğini düşünerek, ki öyle söylemiştir doktorlar, işte şey yapıyor yani beynini orada dondurarak efendim daha sonra mesela 30 yıl orada kalacak ve şey yapacaklar bu beyindeki hasarların işte bu ne bileyim yani işte bir program yazılımı gibi düşünün, onarılması bilgisayar bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle onarılması yoluyla düzeltilebileceği bir erkek arkadaşı var. O da ona söz veriyor. O zaman tekrar bir araya gelmek üzere. Hatta kız yemeği içmeyi falan kesiyor. Erken öleyim hani beyne çok hasar vermesin. Çok üzücü bir şey tabii. Ben çok üzüldüm onun hikayesini duyunca ama tabii kötü bir haber. Yani oradaki dondurma işlemi tam istedikleri gibi olmuyor.
bilmiyorum yani nedir bu durum da. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu varsayalım ki olsa bile ondan sonra Cenab-ı Allah'ın orada söylemiş olduğu şey mutlak olarak kendine yeterli olma durumu arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir de işte nedir? Oradaki 80 bin dolara bu hizmeti veriyorlarmış. Yani orada başka kaynaklara muhtaç olarak hayata tutunmaya çalışıyorsun. Veya bir tanrısal bir alan yaratmış teknoloji. Yani burada bakın işte biraz şu kapağa koydukları resimde de böyle biraz pikselli bir efendim fotoğraf kullanmışlar. Daha dijitalize edilmiş işte kişiler filan kullanmışlar. Aslında bir nevi yeni bir insan hani var etmek diyelim. Çünkü özellikle teknolojinin de yardımıyla insanların efendim siz söyleyin ölümsüzlüğünü gerçekleştirebilme fikri. İnsan işte beyninin, zihninin, bilincinin kopyalanması, sonsuz sayıda kopyalanarak farklı farklı benlikler halinde hayatta olması filan değişik tartışmalar. Ve bunun özellikle etik manada felsefi boyutunu da tabii şey yapıyor. Efendim özellikle tartışıyor bu işin şeyi nedir diye. Peki bunları niye anlatıyorum? Az önce dedim ya, yani insanın bir tanrısal alan yaratma arzusu var. Bu tanrısal alan yaratma arzusunun aslında bir parçası olarak görüyorum. Yani bu anlamdaki çalışmaları. İşte o yüzden görüp gözetliyor. Ne diyordu 66. ayette? Efendim, onu mu, orada mı şey yapmıştık? Evet, 66. değildi, pardon. 61. ayetteydi. Dolayısıyla biz diyor üzerinizde gözlemci bulunuyoruz. Tanrısal alan yaratmak isteyen dünya egemenleri insanın üzerinde gözetleyici bir güç olmak istiyorlardı dedik. Ay, uzun uzun anlattık. Yani bu videomuz canlı yayın ama bizi takip eden arkadaşlara da selam etmiş olalım. Aleyküm selam diyelim. Onların selamlarına da tabii videoyu YouTube kanalımıza yüklediğimiz için diğer videolarla birlikte buna da bakabilirsiniz. Önceki ayetlerde uzun uzun anlatmaya çalıştım. Kim gözetliyorsa otorite o, egemen o. O yüzden dünyada biz gözetleniyoruz. İşte bu bağlamda bir şey anıp duruyoruz ya. Siz söyleyin, Truman Show filmini hep anıp duruyoruz. Yani o da veya Kartal Göz filmini işte veya buna benzer bir sürü başka filmler bu kitapta da bahsediyor. Veya biz de filmin oyuncularına döndük yani maşallah cebimizde cep telefonuyla, kredi kartlarıyla, işte geçtiğimiz HGS'lerle, ondan sonra ne bileyim girdiğimiz marketlerdeki kameralarda filan. Her yerde kayıt altındayız. Bir nevi biz de o Truman Show'daki kişiler gibiyiz. Ve egemenimiz var. O yukarıda dünyadaki egemenler ama ahiret bölümüne müdahale edemiyorlar çok şükür. O yüzden Allah diyor ki mutlak egemen sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Mutlak olarak kendine yeterlidir. Göklerde ve yerde var olan her şey ona aittir. Sizin ise elinizde bu tür iddialarınızı destekleyecek hiçbir deliliniz yoktur. Hal böyleyken bilemeyeceğiniz şeyi mi Allah'a yakıştırıyorsunuz? Evet, çok iyi. Yani bu ayete cevap vermeye çalışıyorlar aslında bu tarz çalışmalar. Bir takım deliller üretmeye çalışıyorlar ama mutlak manada asla öyle bir şey olmuyor. Mutlak manada. De ki, kendi uydurdukları yalanı Allah'a yakıştıranlar asla esenliğe erişemeyeceklerdir. Kısa süren bir tutunmadır bu dünyadaki ve sonra onların dönüşü er geç bize olacak. Ve biz de hakkı inat ve ısrarla inkar etmelerinin karşılığı olarak onlara o çok yoğun, çok şiddetli acıyı tattıracağız. Evet. Ya diyor ki bu dünyaya tutunmuşlar ama yani bu dünyadaki tutunmaları çok kısa süreli yani. Ne kadar ya yani mutlak manada zaten haşa olamaz tanrısal bir alan olmuş olur o zaman. Ama bu dünyada şimdi dün şeydeydik yeğenimin yanında Lüleburgaz'da misafirdik. Giderken de gelirken İstanbul'un işte giderken çıkışı gelirken girişi. Ya korkunç devasa binalar yerleşkeler filan.
Ya aynen Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ya, işlerinde ebedi kalacakları zannıyla diyor. Böyle yüksek yüksek yerlere işte muhteşem malikaneler yapıyorlar. Ama siz ölür müsünüz diyor ya. Ya ne kadar içinde kalabilirsiniz ki yani? Ne kadar yani? Kişiler ölüyor, binalar ortada kalıyor. İşte 99 yıllığına, 49 yıllığına kiralıyorlar. Kendileri işte diyelim iş hayatındalar, 60 yaşındalar. Ya kardeşim yani nedir yani bu hırs, dünyaya kazık çakma hırsını, dünyanın kendisine kadar var olabilecek ki? Kendiniz zaten bir takım üniversite araştırmalarında, enstitü raporlarında kendiniz söylüyorsunuz. Yani dünya ne kadar ömrü kalmış? Küresel ısınmalara, çevresel felaketlere karşı dünya ne kadar dayanabilir? Ama siz 99 yıllığına şurayı burayı işte kiralayabiliyorsunuz. O da tabii kamudan mal aşırmanın bir yöntemi. Onu da biliyoruz yani. Bilmiyoruz zannetmeyin. Dolayısıyla er geç diyor, bize döneceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Nedir o zaman bu tutku, bu yüksek yüksek binalar, bu devasa işte kapitalist uğraşlar nedir? Evet. 71. ayetten devam edelim. Şimdi artık onlara Nuh'un başından geçenleri anlat. Şimdi Nuh peygamber. Zaten bizim Kur'an sohbetlerimiz de nedir? Nuh'un gemisinin Kur'an sohbetleri. Tabii Nuh peygamber hazır gemiye binmiyor arkadaşlar. Yani hazır gemiye herkes biner. Yani herkes binebilir en azından. Yani böyle bir şey mümkün. Nuh peygamber bir de gemiyi inşa ediyor. Hem de nerede inşa ediyor? Tam imkansızlığın ortasında. Çarşının, pazarın, arazinin, tarlanın, köyün, kasabanın neyse yaşadığı yer. Onun ortasında orta su filan da yok. Yani böyle bir sahil kenarında değil. İşte şu arkada Haliç tersanesi filan var ya. Haliç'te bir vapuru vurdular diyor ya Atilla İlhan, Ahmet Kaya da söylüyor. Yani orada vapur, gemi üretilen tersaneler değil yani. Öyle denizin kıyısında değil. Yani bir imkansızlığın ortasında. Onu öyle okumalıyız yani. Onun imgesel okumalarını o şekilde yapabiliriz. Ne diyor arkadaşlar? Hazır gemiye değil, kendi yapacağın gemiye bin. Çok harika bir şey. Çünkü peygamber zaten gemi yapmak üzere gönderilmiş. Sadece peygamber mi? Hayır. Onun bütün takipçileri ya. Onun bunun gemisine binemezsiniz yani. Bu çok önemli. Yani aynı gemideyiz, edebiyatı falan yapıyorlar ya. Ya tamam yani hepimiz aynı dünyadayız. Bunda sıkıntı yok. Hasbelkader aynı ülkelerde, aynı egemenlikler altındayız da. Ona da bir şey demedik. Ama ideolojik olarak, imani olarak tabii ki aynı gemide değiliz yani. Bizim gemimize zaten siz binmezsiniz. Yani Nuh peygamberin oğlu peygamber olan, gerçi kabul etmiyor peygamber olduğunu, babasının gemisine binmiyor. Yani o denli ideolojik olarak ayrılar. Yani tabii onu da takdir ediyorum Nuh peygamberin oğlunu. En azından kendi şirk inancında çok kararlı yani. Biz Müslümanları öyle çoğunu o kararlılıkta bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Bulamıyoruz. Yani bir iktidar değişiyor, o trene atla. O iktidar yıkılacak, öbür trene atla. Şunun gemisine bin. Burada kapitalist ol, şurada İslamcı ol, burada liberal ol, burada milliyetçi ol, Türk-İslam sentezcisi ol. Vallahi adamların bilmediği gemi yok yani. Ama sorarsan hep onlar Müslüman. Hep onlar ümmetin maslahatı için çalışmış filan. Ama bilmedikleri gemi kalmamış. O yüzden Nuh peygamberin gemisi başka bir gemiye benzemiyor. Nuh herhangi bir gemiye binemez. Herhangi bir birinin yaptığı geminin yolcusu ya da tayfası olamaz. O kendi gemisini kendisi inşa edecek. Çok net yani, bu kadar açık ve net. Şimdi kendi gemisini kendisi inşa edecek ama hangi koşullarda? Az önce söyledik, tekrar edelim. Alabildiğine olumsuz, imkansız koşullarda. Çünkü orada bir işte İstanbul'da şuradaki Haliç tersanesinde olduğu gibi Haliç yok, Boğaz yok. Bir deniz kıyısı falan söz konusu değil arkadaşlar yani. Marmara Denizi mi yani, nedir? Karadeniz mi, Akdeniz mi? Yok. Böyle bildiğin bir arazinin ortasında. Ne demek bu? Nuh peygambersen, böyle bir yükün altına girmişsen,
bütün olumsuz koşullarda kendi örgütlenmeni kendin kuracaksın. Kendi gemini inşa edeceksin. Kimseye şey yapmayacaksın yani. Eyvallah etmeyeceksin. Evet. Şimdi artık onlara Nuh'un başından geçenleri anlat. Evet, zevkle. Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerine de o yakışır değil mi? Hani o kavmine soydaşlarım demişti. Halkım, halkımız diye sesleniyorlar ya. Eylemlerde ve bildirilerde. Eğer benim aranızdaki konumum ve Allah'ın ayetlerini size bildirmem zorunuza gidiyorsa bilin ki ben Allah'a güveniyorum. Ya niye zorunuza gidiyor bir de? Yani böyle bir garip bir durum da söz konusu tabii ki. Yani Allah'tan bir görev almış, gelmiş size hakikati tebliğ ediyor. Bir tartışın ya, bir konuşun bakalım. Ne diyorsun ey Nuh yani? Bizim bilmediğimiz ne biliyorsun? Senin gemin bizi nereye götürecek yani? Darüsselam dediğin o mıntıka, o coğrafya, o ülke, o yaşam tarzı, o model nedir? Bize bir anlat bakalım. Evet. Öyleyse artık bana yapacağınızı yapmak için hem kendi gücünüzü hem de Allah'tan başka tanrıcılık yakıştırdığınız yardımcılarınızı bir araya toplayın. Hadi bakalım. Şimdi bakın. Peygamberlerin mesajına bir meydan okuma var arkadaşlar. Bu meydan okuma çok önemli. Bizim siyasal mücadelemizde de olması gereken ama büyük oranda eksik olan bir şey bu. Meydan okuyor. Ya bu meydan okumak tutup da kılıçla kalkanla cenk edelim şeklinde bir meydan okuma değil. Burada tabii ideolojik, imani, davet manasında, temel işte ilkeler manasında bir meydan okuma. Tabii ki onu da yani evet bir direniş de söz konusu olacaktır vakti saati geldiği zaman. Hepsini diyor bir araya toplayın. Mesela Musa peygamber de bir meydan okuma gerçekleştiriyor aslında. Son peygamber de bir, bütün peygamberler meydan okuma gerçekleştiriyor. Zaten meydan okumazlarsa niye gelsinler ki? Orada müşriklere, tağutlara, şeytanilere, bütün zalimlere meydan okumak için gönderiliyorlar zaten. Onların iktidarlarını, sahte dinlerini, otoritelerini alt üst edecekler. Yerle bir edecekler. Hadi bakalım toplayın. Evet, bir ara toplayıp bir kere ne yapacağınıza karar verdikten sonra da artık girişeceğiniz eylem sizi tasalandırmaz. Evet. Neye ki karar verdiyseniz bana karşı artık elinizden geleni ardınıza koymayın. Hem de bana hiç soluk aldırmadan. Aa, çok güveniyor. Çünkü o bir gemi yapmaya niyetlenmiş yani. Bir kurtuluş modelini insanlığa sunmaya niyetlenmiş. Bu derece kendine güveniyor. Çünkü vahiy gibi sağlam bir kulpa yapışmış arkadaşlar. Urvetül vüthka. Ve sırtını alemin Rabbine dayamış. Bu denli sağlam bir yere sırtını dayadıysa, sağlam bir kulpa yapıştıysa, kopmayacak sağlam bir kulpa yapıştıysa, tabii ki korkmaması gerekir. Onların korkması gerekir. O yüzden bizim siyasi mücadelemizde, efendim, tevhid adalet mücadelemizde büyük bir söylemsel özgüvenle hareket edebilmemiz gerekir. Meydan okuyabilmemiz gerekir. Bugünkü dünya düzeni, bölgesel manada, yani küresel manada, siyasal sistemlere, egemenlere, otoritelere ve bu otoriteleri besleyen, bu egemenleri besleyen, motive eden ideolojik söylemlere karşı. Hepsine karşı meydan okumalıyız. Şeyi de anmış olalım burada. Geçen sohbette bayağı isim anmıştık. Kim anmış olalım? Kürşat Atalar abi. Hani o hani düşüncenin okullaşması tezi var. Yani hesaplaşabilmeliyiz. Bütün o yaygın egemen ideolojilerle, egemen olmayanlarla da tabii ki. Dolayısıyla işte Nuh peygamber o söylemsel üstüne sahip olduğu bilinciyle, efendim inancıyla, özgüveniyle zaten bu meydan okumayı ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Bir yandan eğer size ulaştırdığım mesajdan yüz çevirirseniz hatırlayın ki ben sizden bir karşılık beklemiş değilim. Yani siyasal bir mücadele olduğu zaman
kamuoyunda da şu tepkiyle karşılaşırsınız. Mesela bizim sendikalarımız filan var. İşte diyor, siz de diyor ileride diyor efendim bir takım imkanlara ulaştığınız zaman makam mevki peşine. Ya eyvallah, bütün insanlar için bir takım zaafların gerçekleşebilme imkan ve ihtimali, potansiyeli vardır. Buna bir şey de var mı yani? Ama kardeşim, sen hali hazıra bakmalısın. O kişinin, Nuh peygamberin o anki söylemine bakmalısın. Hazreti Peygamber'in, yoldaşlarının, efendim ashabın o anki söylemine bakmalısın. İleride adam yoldan mı çıktı yani? Yahu sen de ona göre pozisyon alırsın yani. Çok mu zor? Bugün bu zor kararı alıyorsan, o günde o zor kararı alabilmelisin. Evet. Burada da diyor ki ya Nuh peygamber, ya diyor ben bunu yapmakla kendime bir makam, mevki, bir zenginlik elde edecek falan değilim ki yani. Siz neden yani oraya takılıyorsunuz? Siz mesajı tartışsanıza. Geçen gün söylemiştim ben Nuri Pakdil mevzusunda da. Ya arkadaşlar, çok açık ve net yani. Biz kişilerin değil, ilkelerin takipçisiyiz yani. Tamam, çok beğendiğimiz birisi, daha sonra beğenmediğimiz bir şey gelebilir diyelim aşamaya. Onu da orada uyarırsın, mahkum edersin eğer lüzumlu seyri geldiyse. Ama onun ortaya koyduğu ilkeler vardır, metinler vardır, duruşlar vardır. Yani ondan ilham almaya devam edebilirsin. Evet. Benim ücretimi ödemek Allah'tan başkasına düşmez. Zaten Nuh peygamber öyle bir üstten bir meydan okuyuş gerçekleştiriyor ki. Yani neyden bahsediyorsunuz ya? Yani ücret, makam, siz zaten yani siz ve diğerlerine mi düşmüş benim ücretimi, karşılığımı, mükafatımı vermek, alemin Rabbi olan Allah varken? Evet. Çünkü ben kendini ona teslim edenlerden biri olmakla emrolundum. Buna ne yapalım? Ya böyle okurken çok işte böyle test falan hazırlıyorlar ya. Efendim çocuklara, ya tabii test şey güzel değil ama veya örnek bir dil bilgisi, işte çözümleme cümlesi yazmak istediğimiz zaman ben özne, işte kendini belirttiğim nesne, ona dolayı tümleç, teslim edenlerden biri. Mesela burada ne var? Bir isim tamlaması var ama bu tamlayanı, tamlayan eki dendan ninnin yerine geçmiş. Biraz da Türkçe dil bilgisine falan geçtik ama biri tamlanan da şeyden oluşuyor yani, belgesiz zamirden oluşuyor. Tamlayan da aynı zamanda birleşik fiilden oluşuyor. Aa, buradan çok iyi soru çıkar yani. Ben çocuklara şey yapayım. Çok iyi. Evet. Dolayısıyla davet erlerinin, önderlerinin sevgili arkadaşlar, böyle bir durumu yok. Onlar kendi makam mevkileri için bunu yapmıyorlar yani. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Asla yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla muhterem arkadaşlar, Nuh peygamberin o söylem üstünlüğüne odaklanan ya da o söylem üstünlüğünün beraberinde getirdiği özgüvenle yaptığı o meydan okuma bizim için önemli bir örneklik oluşturmalı. Biz de yaşadığımız döneme, çağa meydan okuyucu bir tavırla yaklaşmalıyız. Tabii kime meydan okuyorsun? Ezenlere meydan okuyorsun. Müstekbirlere, tağutlara, zalimlere, firavunlara, nemrutlara meydan okuyorsun. Çünkü onlar yeryüzünü ezilenler için, yoksullar için, başkaları için yaşanmaz, çekilmez bir mekan, mıntıka haline getirdiler. Evet. Şöyle bir bakayım pasajlara da. Yeni pasaj da bayağı sürüyor. Kaç dakika olmuş? 35-40. Evet. Azıcık daha okuyalım. Dünkü sohbetimiz çok elimizde olmayan nedenlerden dolayı kısa sürmüştü. Evet. 74 diyelim. Ve sonra onun ardından her birinin kendi toplumlarına örnek olmak üzere başka elçiler gönderdik. Öyle ki onlar da hakkın apaçık delillerini ortaya koydular. Fakat onlar bir kere yalanlamış bulundukları şeye sonradan bir türlü inanmak istemediler. Yani kendilerine bir
ölçü, bir bariyer, bir sınır olarak mı çektiler acaba o yalanlamışlığı? Ne yapıyorsunuz yani? Tamam kardeşim, yalanladın, tekrar düşün. Anladık yani, hani Peygamberimizin Ebu Cehil'e 40 kere gittiği söyleniyor ya. Diyelim, deyimsel bir ifade olsun da. Evet, insanlar önce hayır diyebilir yani. Bu şeyi de onlara tanımalıyız arkadaşlar. Hayır diyebilirler. Ne diyeceğiz? Tekrar gideceğiz. Fikrini değiştirmiş olabilir. Böyle fikir değiştiren çok insan gördük. Görmediniz mi? Çok gördük. Siz de diyor fikir değiştirebilirsiniz. Canım, kendinizi kayıtlamayın yani. Tekrar tekrar düşünün mesaj hakkında. Evet, ama maalesef öyle yapmıyorlar. Evet. Hatta şanların kalplerini biz işte böyle mühürleriz. Böylece kalplerini mühürlemiş oldular. Yoksa Allah durduk yere onların kalbini niye mühürlesin? Bu ilk peygamberlerden sonra Musa ve Harun'u ayetlerimizde Firavun ve onun seçkinler çevresine gönderdik. Tabii Mekke döneminde kıssalar daha özet olarak geçiyor. Kime göndermiş? Firavun'a ve seçkinler. Çünkü o seçkinler, üçkağıtçılar memleketi Firavun'la birlikte yönetiyorlar. İnsanları birlikte köleleştirmişler. Böyle kötü insanlar yani. Maalesef. Gönderdik diyor. Ne var ki onlar günaha gömülüp gitmiş bir topluluk oldukları için büyüklük tasladılar. Zaten bir istikbar düzeni kurmuşlardı. Büyüklenme, haksız yere büyüklenme düzeni kurmuşlardı. Musa peygamberin, Harun peygamberin mesajı onları adalete çağırıyordu. Allah önünde diğer insanlar da eşitlenmeye çağırıyordu. Adam bunu tabii kolay kolay ne yapmaz? Kabul etmez yani. Adil bir biçimde bir iktidar alanı artık mümkünse eğer tabii yani oluşturabilmiş olsaydı belki aynı tepkiyi vermezdi. Ama yalan, hırsızlık, hile, hurda üzerine inşa ettiği için iktidar alanını arkadaşlar bunu ne yapamıyor? Yani biliyor yani, ben diyor bu temeller sakat. Benden hesap sorarlar. Diğerleriyle böyle eşitlenen bir modele diyor teslim olursam böyle yapabilirler. Mümkün. O yüzden en iyisi diyor ben peşin peşin bu işe karşı çıkayım. Evet. Öyle ki kendilerine katımızdan hak geldiği zaman bakın bu düpedüz bir büyü dediler. Büyü demeyi çok seviyorlar. Çünkü izah edemiyorlar. Olayı kavrayamıyorlar. Yani büyü diyerek belki kendileri kavruyor. Kitlelerin cahil bıraktıkları kitlelerin aslında kavramasını istemiyorlar. Çünkü diyor ya Firavun propaganda yapa 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 bu yolla halkını ahmaklaştırdı. Ya bütün hep öyle yani. Şimdi Goebbels miydi adamın adı? Yani bu Hitler'in propaganda bakanı var ya. Yani halkı ahmaklaştırmış. Halkın hakikatle temas kurma imkan ve ihtimali kalmamış arkadaşlar. Yani işte düşman kuvvetleri Berlin'i kuşatmış ama onlar diyor ki biz fethe çıktık yani. Sağa sola fethediyoruz. Firavundan beri değişmiyor. Bugün de öyle yani. İktidarını pekiştirmek isteyenler. Kendi ülkemizden tutalım başka ülkelere kadar. Propaganda, propaganda. Yani o kadar çok yalanları tekrarlıyor ki egemenler, değil mi? İlla ki diyor birine inanacaklar yani. Ya da inananlar çıkacaktır. Çıkıyor da zaten. Orada televizyon var. Burada internet var. Şurada işte ibadethane var. Burada okul var. Bilmem nerede gazete var. İşte filanca yerde başka bir takım şeyler var. Araçlar var. Göbensler her tarafı sarmış durumda. Propaganda yapıyorlar durmadan. Ya diyor ki yani bu kadar laf hepsi mi yalan? İlla ki birisi doğrudur diyecek kitleler var. Binler, on binler, yüz binler, milyonlar var. Nitekim bütün bir efendim şeytan da bütün bir yeryüzünde ne yapıyor arkadaşlar? Kendine inanan sayısız insan bulabiliyor. Dolayısıyla propagandanın
Mutlak manada yalan, yanlış propagandanın karşılıksız olduğunu biz iddia edemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden Goebbels anlatıyor ya, nasıl yaptık yani bizim propagandaları. Bugün bu memlekette nasıl yapılıyor, başka memlekette nasıl yapılıyor? Dolayısıyla arkadaşlar, Firavun da ve seçkin çevresi de bakın bu düpedüz bir büyü derken kendileri aslında olayın mahiyetini kavruyorlar. Çünkü onlar egemenlik ilişkilerinin tam göbeğinde, merkezine yer aldıkları için siyasal ilişkilerin mantığını bilebilecek durumdalar. Ama bile bile hayır diyorlar. Kendi tabanlarını nasıl altılacaklarının da farkındalar. Onlara da diyelim büyü egemen o dönemde. Hala egemen de dünyanın birçok noktasında ve zihninde büyü diyor yani. Ülkemize saldırı var diyor. Bu diyor işte yönetimi ele geçirmek istiyor diyor. Size diyor şunu yapacak, bunu yapacak. Yani hiç değişmiyor arkadaşlar ya. Filanca efendim şu uygulamaya geri dönecek. Filanca okulunuzu kapatacak. Öbürü mescidinizi kapatacak. Dünyada da bu işler böyle diyor mesela. Siyasetçiler, yöneticiler. Ve bunun alıcısı var. Bakın etrafınıza. Hısım akrabanızdan görürsünüz. Komşularınızdan, kahvehanenizden, çalıştığınız efendim iş yerlerinden. Bunların alıcılarını görürsünüz arkadaşlar. Kulak vermemiz gereken tek bir merkez var. O da hakikatin merkezi, vahiy. Vahyin geldiği kaynak. Evet. Musa size hak geldiğinde hakkında böyle mi konuşursunuz dedi. Hiç büyü olabilir mi bu? Hem de büyücülerin mutlu sona asla ulaşamayacakları ortadayken. Büyücüler, yalancılar mutlu sona tabii ki ulaşamazlar. Çünkü hakikati, ahireti her türlü reddediyorlar. Siz de diyor hemen ucuzcu bir yaklaşımda mı bulunuyorsunuz? Bak yine bulundunuz. Seçkinler bizi atalarımızı inanç ve uygulama olarak izler bulduğumuz yoldan çevirmeye ve böylece ikinizin bu ülkede söz sahibi kimseler olmanızı sağlamaya mı geldin? Her ne hal ise size ikinize inanmıyoruz dediler. Çünkü ilk anladıkları şey şu, bir hakikat vurgusuna odaklı değiller. Tabii birileri böyle bir takım hakikat çağrıları da geliyorsa ulan bunlar herhalde burada darbe yapacaklar yani. Onların gözü bizim koltuklarda yani bizim makamlarda. Hemen kafa böyle çalışıyor çünkü kendileri öyle yapmışlar. Kendileri öyle odaklanmışlar. Halbuki onların öyle bir iddiaları yok. İnsanları eşitlemeye çalışıyorlar alemlerin Rabbi karşısında. Mümin olsunlar, eşit olsunlar, eşit olduktan sonra işlerini şura ile yapsınlar. İstişari bir modeli egemen kıl. Kimse kimseyi sömürmesin. Kula kulluk olmasın yani. Kula kulluğa hayır diyen bir düzen olsun. Değil mi? Ama kula kulluk olmazsa eğer yani Firavun eşitlenmiş olacak diğerleriyle. Eşitleneceği için, diğerlerinden yukarıda olamayacağı için, köle efendim kitlesi elden gideceği için hazıra konamayacak yani. Nil'in kenarındaki bereketli efendim tarlalarda kendisi çalışacak yani. O piramitleri filan onlara yaptıracak. Savaşlardaki mi şey yapacak böyle cepheye sürecek? Köleleri sürecek arkadaşlar. O yüzden onlar biliyorlar iktidar ilişkilerini. Dolayısıyla insanlara bunu anlatmak lazım. Yani iktidar ilişkileri merkezinden nasıl algılanıyor, nasıl okunuyor peygamberlerin getirdiği mesaj? Vahiy nasıl algılanıyor? Bunu şey yapmamız gerekir. İnsanlara göstermemiz gerekir. Yani bu mesela böyle bir tez yazsın bir arkadaş. Yani desin ki egemenlerin gözünden vahyin siyasal politik algılanış biçimleri. Neyse bilmiyorum. Daha böyle düzgün bir isimlendirmede bulunabilir, bir alan seçebilir. Yani egemenlerin vahyi algılama biçimlerine efendim siyasal pozisyonlarının etkisi filan. Tabii şimdi ezilenler
başka bir merkezden anlıyor, algılıyor. Çok normal yani. Firavun'un, Ebu Cehil'in köleleştirdiği insanın bir peygamberin eşitlikçi, adil, zulme karşı mesajını algılamasıyla oradaki ezenlerin, zulmedenlerin o mesajı algılaması zaten bir olabilir mi? Olamaz. Ve Firavun en usta sihirbazları bana getirin diye emretti. Hadi bakalım. Sihirbazlar gelince Musa onlara haydi atın atmak istediğinizi dedi. Böylece onlar asalarını atıp göz bağcılık yoluyla izleyenleri etkileyince Musa onlara bu yaptığınız sihirden başka bir şey değil. Allah bunu mutlaka boşa çıkaracaktır. Gerçek şu ki Allah bozgunculuk yapanların işini asla ileri götürmez. Tersine kelimeleriyle ancak hakkın ortaya çıkmasını sağlar. Günaha gömülüp giden insanlar bundan hoşnut olmasalardı. Firavun ve onun seçkinler çevresi kendilerine zulmeder korkusuyla başkaları geri dururken kavminden ancak birkaç kişi Musa'ya olan inançlarını açıkladılar. Ya asıl zulüm burada kendini gösteriyor. Yani Firavun bize zulmeder, çevresindekiler bize zulmeder korkusuyla açıklayamıyorlar imanlarını. Çünkü Firavun ülkede gerçekten de nüfuz ve iktidar sahibiydi ve üstelik ölçüsüz, acımasız biriydi. Arkadaşlar ölçüsüz olduğu için tağuttur. Çünkü tağut tuğyan etmiş kişi her türlü ölçüyü aşmış kişidir. Evet. Musa, eğer Allah'a inanıyorsanız dedi, eğer gerçekten ona bağlanıp kendinizi ona teslim etmişseniz öyleyse artık güvenin ona. Yani sizin mutlak manada bakın bu dünyada yenilebilirsiniz, bu dünyada öldürülebilirsiniz, yurtlarınızdan sürülebilirsiniz ama mutlak manada kazanacaksınız. Hangi şartla? Dayandığınız efendim merci Allah olması şartıyla, kaydıyla. Evet. Bunun üzerine onlar da biz güvenimizi Allah'a bağlamışız. Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elinde rüsva etme dediler. Çok güzel bir dua. Hak inkar eden bu toplumun elinden lütfunla kurtar bizi. Biz de Musa ile kardeşine bakın bir özet geçti. Yani Firavun'la ve o büyücülerle kapışma, o zaten özellikle Medine dönemi ayetlerinde çok ayrıntılı bir şekilde veriliyor. Efendim özet geçiyor şimdi. Musa ile kardeşine şehirde halkınız için bazı evleri sığınak edinin diye vahyettik. Önce o şehirde bir kapışma var arkadaşlar. Hemen oradan bir hicret söz konusu değil. Bir kapışma var. Efendim. Ve onlara deyin ki evlerinizi ibadet yerine dönüştürün ve namazda devamlı ve kararlı olun. Ve sen ey Musa inananları Allah'ın yardımıyla müjdele. Şimdi namazı burada tabi salat kavramı üzerinden daha geniş salat ikame etmekten bahsediyor burada da. Ve akimus salâ kıbleten diyor neyi? Veç'alû büyütekum kıbleten. Evlerinizi karargah. Ya bu niye böyle çevirmiş? 107. dipnotta umarım bir açıklama yapmıştır. Evet. İstikamet, işte kendisi de kurtuluş yolunun diyor Allah'tan yana bilinçli olmak filan her neyse. Şimdi evlerini bir karargah ediniyorlar. Ne yolunda? Salat yolunda. Salatla Mısır'da yeryüzünün bütün noktalarında Allah'ın razı olacağı düzenler kurmak. Allah razı olmayacağı düzenleri de yıkmak, bertaraf etmek arkadaşlar. Bakın bu çeviri çok hatalı yani eksik bir çeviri. Maalesef siyasal, İslam'ın siyasal mesajını algılamaktan, algılatmaktan uzağa düşürebiliyor şeyleri, okuyanları. Evet. Ne diyeceğiz peki? Evet. Şehirde halkınız için bazı evleri sığınak edinin diye vahyettik. Onlara deyin ki, evlerinizi karargah, bir merkez efendim haline getirin.
Hani Darül Erkam yapıyordu peygamberimiz. Darül Erkam, Erkam'ın evi ama beyt olarak özel eviyken kamusal bir alana çevirmiş. O yüzden dar ifadesi kullanılıyor. Mesela neye karşı? Darün Nedve'ye karşı arkadaşlar. Eğer Darün Nedve müşriklerin parlamentosu gibi, karargahı gibi orada istişare yapıyorlar. Darül Erkam da Müslümanların karargahı. Onların parlamentosu, istişare yaptıkları yer gibi düşünün lütfen. Evet. Sonra salatta devamlı ve kararlı olun. Yani çünkü siz orada bir salat görevi içindesiniz. Oraları merkez edindiniz. Orada Firavun'un tuğyanına, şirkine karşı ne yapacaksınız? Bir tevhid ve adalet mücadelesi vereceksiniz. Evet. Ve sen ey Musa inananları Allah'ın yardımıyla müjdele. 88. Ve Musa ey Rabbim dedi. Gerçek şu ki sen Firavun ve onun seçkinler çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin. Öyle ki bunun sonucu olarak onlar da ey Rabbim başkalarını senin yolundan çeviriyorlar. Ey Rabbimiz öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et. Böylece kalplerini sıkıştır. Çünkü çetin azabı görmedikçe inanmayacaklar. Evet. Burada tabii Hazreti Musa'nın da şeyi çok önemli, yani yaptığı dualar, bulunduğu dilek. Onlar diyor görkem ve zenginlik içindeler. Dolayısıyla bunu niçin kullanıyorlar? Yeryüzünü ıslah etmek için değil, ifsad etmek için kullanıyorlar arkadaşlar. Şurada birkaç ayet kaldı, onları da bitirelim. Bugün uzun oldu sohbetimiz. Dün kısa olmuştu, o yüzden öyle yaptık. Hakkınızı helal edin. 89. Allah bu dileğiniz kabul olundu dedi. Öyleyse siz ikiniz dosdoğru yolda sabır ve sabatla devam edin. Ve doğru nedir eğri bilmeyenlerin yolunu izlemeyin. Evet, demek ki yolunu izlememiz gerekenleri Rabbimiz bu şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Doğru eğri nedir bilmeyenlerin takip ettiği yolu siz de takip etmeyin. Derken İsrailoğullarını denizin öte yakasına geçirdik. Bunun üzerine Firavun ve ordusu hışımla onların ardına düştü. Denizin dalgaları onları örtüp de Firavun boğulmak üzereyken El-Hak inandım dedi. İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı yok. Ve ben de artık kendini yürekten ona teslim eden kimselerdenim diyor Firavun. Tabi özet geçiyor burada biliyorsunuz arkadaşlar. Yani asıl şeyler biraz sonraki surelerde ayrıntılar. Ona ancak şimdi mi denildi? Oysa bugüne kadar bize hep baş kaldırmış ve bozguncular arasına yer almıştın. Ona ne diyeceğiz? Bu zoru görünce mi, yani ölüm korkusuyla mı? Bakın egemenler hiçbir zaman kendilerine bir şey olmayacağını düşünen egemenler. Yeryüzünde kendilerine sahte tanrısallık alanları yaratan, var eden egemenler arkadaşlar. Bu egemenler işte bir gün bu gerçekle, bu hakikatle yüzleşecekler. Her ne kadar yani ölümsüz insan, işte yapay sen, yapay zeka ve zihnin geleceği, kendini klonluyor, kodluyor, işte beyninin haritasını çıkarıyor, beynindeki hasarları o işte insan zihnini bir programa, yazılıma benzettiğinden yola çıkarak işte dijital imkanlarla işte onarabileceğini filan düşünüyor. Düşünüyor. Evet. Şimdi bugün senin sadece bedenini kurtaracağız ki senden sonra gelecek olanlar için uyarıcı bir işaret olsun. Çünkü gerçek şu ki insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor. Ne büyük bir trajedi insanlık için. Derken İsrailoğullarına son derece güzel, emin bir yurt tayin ettik. Ve kendilerini temiz ve hoş rızıklarla rızıklandırdık. Ama ne zaman ki vahiy yoluyla kendilerinin hakikat bilgisi geldi, ancak o zaman aralarında çekişmeye, farklı görüşler benimsemeye başladılar. Allah
çekişmeye düştükleri her konuda kıyamet günü aralarında elbette hüküm verecektir. Aslında bu ayetler bir yönüyle sevgili arkadaşlar, hani Mekke dönemindeki son artık ayetler olmasına sebebiyle de, son dönem olmasına sebebiyle de Müslümanları şeye hazırlıyor. Yani hicrete hazırlıyor. Nasıl İsrailoğullarının hicretini filan vererek. Ama hicretten sonra da her şey güllük gülistanlık olmayacak yani. Orada sapabilirler. Kendi aralarında ihtilafa düşebilirler ki Peygamberimizin vefatından hemen hicretten bir 10 sene sonra siyasi süreçler, ayrılıklar başlıyor. Daha sonraki süreçlerde de savaşlar filan maalesef. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Müslümanların vahyin hakikati bağlamında kafalarını ve kalplerini rahatlatma bağlamında efendim ayetleri içeren, yoğun olarak bu vurguları yapan Yunus suresini okumuş olduk. Yine devam edeceğiz Yunus suresine. Evet, dün biraz kısa yapmıştık, bugün çok yaptık. Muhtemelen evet, diğer dersimizde de Yunus suresini bitiririz diye umut ediyorum. Evet. Arkadaşlar, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Tekrar hayırlı Ramazanlar olsun. Artık Ramazan'ın ikinci yarısına geçtik. Yani hakikaten hayatımızın her anını, olduğu gibi Ramazan'ı da bereketlendirmeye bakalım, değerlendirmeye bakalım. Kur'an'la çok hemhali olalım. Tabii Ramazan bittikten sonra Kur'an'la olan ilişkimizi zayıflatmayalım yani. Bugünkü hayatımıza insin Kur'an. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.